Herkese merhaba ve Forager'ın yeni bölümüne hoş geldiniz ve bu Forager'ın son bölümü. Şimdi e, seriyi zaten daha önceki bölümlerde de birkaç bölüme bitireceğim demiştim ve o birkaç bölüm oldu bile. Şimdi e, bitirmeden önce biraz konuşalım ve bu bölümü fazla uzun tutmayacağım çünkü zaten e, fazla uzun tutmanın bir anlamı yok. Artık oynamayacağız oyunu. Hala belki yayınlarda oynayabilirim ama çok sanmıyorum oynayacağımı. Neden? Neden oynamıyorum? E, neden yarıda bırakıyorum? Çok basit bir nedeni var aslında çünkü sıkıcı. <laughs> e, bu kadar açık ve net. Şimdi oyunu eğer siz oynuyorsanız ve oynadıysanız ve size çok eğlenceli geldiyse veya sizin favori favor oyununuz buysa size karşı kesinlikle hiçbir şeyim yok. Sakın beni yanlış anlamayın. Eğer siz eğlenebildiyseniz ne mutlu size. E, tebrikler zaten bunları bu oyunların tek amacısı eğlendirmek için oyunun. Ne oynuyorsanız olun hiç fark etmez. Eğer eğleniyorsanız sizin için iyidir. Kim numarında ama benim için e, oyunun serisine başladığımdan beri ilk bölümden beri hiç eğlenmedim ve oyun gitgide daha da sıkıcı bir hale almaya devam ediyor. O yüzden e, ben de kendimi bu kadar yormaktan ve sıkılmaktansa seriyi bitirmeye karar verdim. Yeni bir Minecraft mod paketine veya farklı bir oyuna falan başlarız 1-2 güne ama kesinlikle e, Forager'ı pek görmeyecektiniz artık. Yani durum o. Biraz üzücü biliyorum ama yapacak bir şey yok. Değil mi? Ee, kendimin bu kadar e, inanılmaz seviyede sıkıldığı bir şeye uzun süre devam etmek istemiyorum çünkü gerçekten. Evet. Yani çok çok fazla diyecek bir şey yok. Şimdi bir e, yine 10 dakika falan video çekeceğim. Ya da 10 dakika olmasın. Tam 9 dakika 58 saniye falan olsun da daha havalı hissediyorum kendim öyle olunca. Oyun hakkında ne hoşuma gitmiyor her şeyden çok onu söyleyeyim. Ee, oyunun biraz daha ilerisinde neler olduğuna ve neler yaptığın, yaptığım zaman da baktım ayrıca merak edip belki ilerleyince düzelir diye. Hiçbir şey değişmiyor benim genel oyunla ilgili sorunlarım. Şimdi ben... <laughs> genel olarak bu tip oyunları neden oynuyorum? Hani e, Minecraft benzeri etrafta bir şeyler koymalı, kırmalı falan oyunları kısacası. Ve genelde niye böyle şeyler bana öneriliyor? Forager'la beraber. Çünkü e, hoşuma gidiyor ne hoşuma gidiyor e, kendimi ifade etmek kendim bir şeyler oluşturmak daha sonra onun çalıştığını görmek hoşuma giden bir şey benim ki e, Minecraft'ta modlu oynuyorken bu dediğim şeyi sık sık yapabiliyoruz Hani e, bir şeyler otomatikleştiriyoruz hep Evet fakat her seferinde farklı bir şekilde oluyor farklı bir alet kullanarak oluyor ve farklı aletleri birleştirerek yapıyorsunuz bunu ve sonuçta başka birisi. De sizinle aynı mod paketini oynadığında sizin yaptığınız sistemleri kurmuyor. Çünkü herkes farklı bir şekilde düşünüyor. O yaptığınız size özel bir şey oluyor. Bu oyunda e, yine bizim e, diğer serilerde yaptığımız gibi her şeyi otomatikleştirmeye dayalı oynuyoruz. Ama farklı hiçbir şey yapamıyoruz. Hani e, genel olarak oyunda hiçbir derinlik yok gibi geldi bana. Sadece daha fazla malzeme toplamak için daha fazla malzeme topluyoruz. Bütün oyun ondan oluşuyor. Daha fazla malzeme toplayabilmek için daha fazla malzeme topla. Ve e, oyunun hiçbir derinliği yok gibi geldi ondan dolayı bana. Ve çoğunlukla zamanınız hiçbir şey yapmadan beklemek veya e, rastgele bir şeylere sol tıklamakla geçiyor. Herhangi bir şeye kafa yormanıza gerek yok. Zaten yenilmeniz mümkün değil. Düşünmenize gerek yok. Plan yapmanıza gerek yok. Sadece önünüzde bir şeyler oluştukça sol tıklayın. Ve çoğunlukla bekleyin. Hani her şeyden çok hani bazıları diyordu. Stardew Valley'e benziyor ki Stardew Valley'e bu nasıl benziyor? En ufak bir benzerlik göremiyorum ben. Hala benzediğimi düşünüyorsanız beni aydınlatın lütfen. Belki grafik tarzı benziyordur evet de. Onun dışında hiçbir benzerlik yok Star benzerlik yok Stardew Valley ile bunun. Ee, ne Stardew Valley'deki gibi konuşup böyle bir şeyler öğrenebileceğiniz, ne bileyim arkadaş olabileceğiniz falan NPC'ler var. NPC'ler yanında sizden bir item istiyor ve böyle bekliyor. Şuradaki şeyde. Ne ilginç NPC'ler var. Ne ilginç gelişme şeyleri var Ne ilginç sistemler kurmanın yolu var Sonuç olarak Clicker oyununa dönüyoruz Clicker oyunu ne? Ee, cookie clicker falan oynadıysanız Veya clicker heroes falan bir sürü oyun var öyle ee, Bu oyun o. tam anlamıyla o Yani e, Oyunla devam ettikçe Gitgide daha fazla şey yapmaya başlıyorsunuz ee, Malzeme üretmeye başlıyorsunuz Ve malzeme aldığınız şeyler inanılmaz bir rakama çıkıyor gitgide Ne için malzeme topluyorsunuz? daha fazla malzeme toplamak için. Daha fazla topladığınız malzemeyi ne yapacaksınız? Daha da fazla malzeme toplayacaksınız. Başka hiçbir amacınız yok. Ve evet benim için bu sıkıcı. Ki genel olarak benden ne herhangi bir şey düşünmeme ne de e, yenilmem mümkün olmayan bir oyun oynayınca oldukça şey oluyor, üzücü oluyor. Yani e, bu oyun hakkında aslında ben daha ümitliydim. Daha büyük şeyler bekliyordum oyunun ee, bu halde olması beni de üzdü baya dürüst olmam gerekirse yani. Ama bazıları çok seviyor yani bir şey demiyorum. Eğer siz oyunda eğlenebiliyorsanız çok iyi bravo. Ben eğlenemiyorum. Şimdi diyeceksiniz oyunu bilmiyorsun şöyle yap böyle yapsan daha hızlı ilerlersin böyle şöyle yapsan daha hızlı ilerlersin niye ilerleyeyim ki oyun bana ilerlemek için bir neden vermiyor. Yeni ilginç bir şeyler mi açacağım? Yok sadece daha fazla maden kazanacağım. Daha fazla malzeme kazanacağım. Ee, bence oyunun en çok ihtiyacı olan şey bir amaç düzgün bir tane. Veya e, takip edecek iyi kötü bir hikaye veya konuşacak bir karakter falan. Hani oynamaya devam edecek bir nedenim yok. Ayrıca oyun beni eğlendirmiyorsa eğlendirmiyordur. Oynayamıyorsun veya bilmiyorsun diye bir şey yok onlar. Alakasız şeyler. Değil mi? Çünkü oynamayı bilmeyip beni eğlendiren o kadar fazla oyun var ki. Ama bu onlardan biri değil ki. Oynamayı acayip iyi bilen epic gamer olsanız da hiçbir şeyin değişeceğini sanmıyorum bu tip oyunda. Söyleyeyim de. Yani durum o. Kısaca genel fikirlerimi anlatmak istedim. Geçen bölüm oynuyorken niye bir bölümde bu kadar büyük bir nefret kapladı içini diyeceksiniz. Yani İlk bölümde biraz heyecanlıydım. Genel olarak ileride daha ilginç şeyler bekliyordum oyundan. Fakat ilerledikçe heyecanım gitgide söndü. Zaten videoda genel konuşmamdan da anlamışsınızdır. Ve şu noktada en ufak bir oynama isteği yok bunun içimde. Evet. Şimdi e, oyuna yenilikler geleceği duyuruldu. Yani bir sürü yenilik gelince tekrar dönüp geri bakarım tahminen. Çünkü roadmap duyurdular işte şu ay bunu ekleyeceğiz, bu ay bunu ekleyeceğiz falan filan diye bir plan yaptı adamlar. Belki yenilikler geldikten sonra ilginç olmaya başlayabilir. Ve yenilikler geldikten sonra bir kere daha göz atabilirim buna dediğim gibi tamamen sonsuza kadar bir daha hiç bakmayacağım demiyorum. Ama yenilik gelene kadar bırakacağım. Benim neredeyse 10 dakika şikayet etmemi dinlediniz evet. Ama hani insanlar soru sorup duruyor niye bıraktın niye bıraktın diye. Çünkü eğlenmiyorum ve eğlenmediğim bir şeyin videosunu çekmeyeceğim bu kanalda. Benim kendi prensibim ne kadar kişi istese bile. Better than da o yüzden bırakmıştık zaten çünkü. Çok uzunca bir süre beni azıcık bile eğlendiremedi. İzlemesi eğlenceli olabilirdi ama oynaması eziyetti ki bu oyunda benzer bir hal aldı şu noktada. Yani evet. Güzel değil mi? Banka ve ayrıca şu vaultların çok büyük bir saçmalık olduğunu da düşünüyorum ben. Çünkü şöyle bir şey var, ne üretsek direkt e, bu vaultlardaki eşyaları kullanarak üretebiliyoruz zaten ve eşyalar sonsuz stekleniyor. Direkt e, herhangi bir steklenme limiti olduğunu sanmıyorum eşyalarım. Varsa lütfen beni düzeltin yorumlarda. Yani e, çantanızı büyütmenizin bir anlamı yok. Sadece vault yapın. Sonuçta ondaki eşyaları otomatik olarak kullanabiliyor bütün ürettiğiniz şeyler. Yani bu çanta büyütme sistemini de anlamadım. Vault'lar varken ya vault'ların düzeltilmesi lazım ya çantanın başka bir artısı olması lazım. Şu noktada çanta yapmanızın hiçbir mantığı yok. Hiçbir e, geliri yok size. Dediğim gibi eğer bu söylediğimde yanılıyorsam şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla söylüyorum. Ben düzeltin ama e, içinde sonsuz eşya tutabilen ve üretirken otomatik olarak oyunun buradan buradan kullandığı ve yerden toplarsam da buraya attığı. Mesela emerald alırsam yerden direkt buraya atıyor. Örneğin Burada 59 tane turnip var. Çantamda boş yer var. Eğer şuradan bir turnip kazarsam direkt olarak ne yaptı? Buraya gitti. 74 oldu. Yani bunlar direkt olarak çantanızı büyütmek. O zaman niye ben bu kadar malzeme harcayıp kendime backpack yapayım? Bunun amacı ne? Bilmiyorum. Bu niye oyunda var? Hiçbir bilmiyorum. <laughs> niye sıçacağız diye bir şey eklenmiş oyuna çok e, gereksiz genel olarak. Evet. Öyle. Peki. O zaman bu bölümü burada bitiriyorum. Yarıda kestiğim için özür dilerim. 10 dakikaya ulaşmadan bitireceğim çünkü. Çok eğlenceli oluyor. Ee, yarın Sevtek'te görüşürüz. Bay bay.